Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte birkaç video öncesinde paylaşmış olduğum dut yaprağı sarmasının yapraklarını buzlukta nasıl muhafaza ediyorum sizlerle detaylıca paylaştım. Umarım işinize yarayan bir video olacaktır. Buyurun sizlerle birlikte detaylar için video geçelim. İyi seyirler dilerim. Dut yaprağının toplamayı tercih ederken mutlaka uç yapraklarından en genç yaprakları tercih edin lütfen. Bakın gördüğünüz gibi yumuşacık ve çok fazla damarlı değil. Çok da kolay pişen bir yaprak cinsi bu. Şimdi çok hijyen isteyen bu yaprakları uygun bir leğenin içerisine yerleştiriyorum. Ve çok fazla üst üste yığmamaya özen gösteriyorum. Dut yapraklarının üzerine 1-2 yemek kaşığı sirke ilave ettikten sonra üstünü geçecek kadar bol su ile üstünü kapatıyorum ve yaklaşık 15 dakika kadar bu şekilde dut yapraklarını bekletiyorum. Dut yaprakları asma yaprağına benzemiyor. Üzerinde çok fazla böcek olabiliyor ve kuşlar pislemiş olabiliyor. O yüzden bu şekilde beklettikten sonra sonrasında tek tek yıkayarak süzgece koymayı tercih edin. Ben bütün yaprakları güzelce yıkadıktan sonra süzgece alıyorum ve diğer işlemlere geçiyorum. Yaprakların tamamını süzdükten sonra destelemeye başlıyorum. Bakın bu süzgeçlerin hepsini onarlı gruplar halinde desteledim. Onarlı grup yapıyorum. Hemen hemen asma yaprağını da aynı şekilde yapıyorum. Ve bu şekilde desteledikten sonra tekrar bir tepsi içerisine yerleştiriyorum. Dilerseniz deste sayısını 20 ya da 5 yapraktan da oluşturabilirsiniz. Bütün yaprakları deseledim. Şimdi yaprakları bir tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Yapmış olduğum grupların sayısı belli olsun diye çok üst üste koymuyorum. Bakın iki parmak aralıkla birbirlerinin üzerlerine yerleştiriyorum ve çok üst üste olmamasının bir sebebi de kaynar suya hepsinin rahatlıkla temas edebilmesi. Şimdi bütün tepsiyi bu şekilde doldurduktan sonra üzerine hala kaynamakta olan suyu boşaltıyorum. Mutlaka suyun çok kaynar olması lazım. Kaynarken almanız gerekiyor ocaktan ya da kettle kapanır kapanmaz. Bu şekilde hepsinin üzerine geçecek kadar ve hepsinin üzerine gelecek kadar dökmeniz gerekiyor. Kaynar suyun tamamını yaprakları geçene kadar boşalttım tepsinin içerisine ve sonrasında bir kevgir yardımıyla yaprakların sapları da dahil olmak üzere kaynar suya tamamen temas etmesini sağladım. Şimdi bu tepsiyi bir kenara alıyorum ve hızlıca bir tepsi daha yaprak hazırlıyorum. Yine aynı şekilde belli birer ikişer santim boşluk olacak şekilde yaprakları üst üste dizdikten sonra yine kaynamakta olan kettle'daki suyu bu yaprakların üzerine boşaltıyorum. Evet bu tepsiye de aynı işlemleri yaptıktan sonra tepsileri bir kenara alıyorum ve 1 saat boyunca bu şekilde yaprakları dinlendiriyorum. Bir saatin sonunda yaprakların rengi bu şekilde oldu ve oldukça yumuşadılar bakın. Şimdi narin hareketlerle fazla suyunu sıkarak alıyorum ve bütün yapraklara dikkatlice sıkarak bu işlemi uyguluyorum. bu işlemi yaparken lütfen yavaş yavaş yani üstüne çok fazla baskı yapmadan yaprakları patlatmadan yapmaya dikkat edin. Bakın baştan başlıyorum alta doğru hafif sıkarak bütün sularından arındırıyorum ve suyunun süzülmesi için tekrar bir süzgeç alıyorum. Evet suyu tamamen süzülen Yaprakların fazla uzun olan saplarını bir makas yardımı ile kesiyorum. Sonrasında içe doğru kıvırarak düzgün bir şekilde bütün yaprakları rulo hale getiriyorum. Bütün destelere aynı işlemi uyguluyorum. Uzun sapların fazlasını kesiyorum ve çok sıkmadan, yaprakları patlatmadan narince rulo hale getirip bütün desteleri bu şekilde hazırlıyorum. Destillerin tamamı hazır gördüğünüz üzere asla su yok su olmamasına çok dikkat ediyoruz ve buzlukta saklayacağımız yaprakları kesinlikle tuzlamıyoruz çünkü tuz yaprakların donmasını engelleyecektir bakın bütün hepsi hazır şimdi buzdolabı poşetine nizami bir şekilde bütün yaprakları yerleştiriyorum Evet poşetlerin İçerisini tamamen doldurduktan sonra havasını alıyorum ve sıkı sıkı poşetlerin ağzını bağlayıp bir kenara alıyorum ve birkaç tanesini de saklama kaplarına yerleştirip bu şekilde buzluğa kaldırıyorum. Buzdolabı poşetinde saklamak istemeyenler bu şekilde buzluk kabında da saklayabilirler. 120 adet dut yaprağı alıyor bu kaplar. Şimdi kaplara yerleştirmiş olduğum yaprakları da hızlıca kapaklarını kapatarak buzluğa kaldırıyorum. Buzlukta bekletmiş olduğumuz dut yapraklarını kullanmak için bir saat öncesinde çıkarmamız yeterli. Hatta vaktiniz yok, unutmuş olabilirsiniz. Bakın bu şekilde hemen çıkartır çıkartmaz da ılık suyun içerisinde bekleterek dut yapraklarınızı hızlıca çözdürebilir ve dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Dut yapraklarınızı açacağınız su kesinlikle sıcak olmayacak. Musluktan akan su yeterli. Bu şekilde tamamen suya batmalarına, içinin ıslanmasına dikkat ederseniz hızlıca çözüleceğini göreceksiniz. Evet, yapraklar açılmaya başladılar. bile de uç kısmını buluyorum ve dikkatlice yaprakları açıyorum. Kesinlikle kırılma, kopma, dağılma olmuyor. Gördüğünüz gibi biz bütün halde iki video öncesinde de sarmasını nasıl hazırladığımı detaylıca anlatmıştım. Böyle güzel yapraklara sahip dut ağacı görürseniz, mutlaka toplayın ve mutlaka buzluğunuza kaldırın. Gerçekten sarmaları oldukça lezzetli oluyor ve sarması da bir o kadar kolay ve pratik oluyor düz bir yaprak olduğu için. Şifalı, lezzetli ve hemen hemen her yerde ulaşabileceğiniz bu yaprakları mutlaka gördüğünüzde Buzluğunuzu bu yapraklarla doldurun. Gerçekten çok beğeneceğiniz bir sarma tarifi olacak. Umarım tarifi ve videomu faydalı bulmuşsunuzdur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.